Salgının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için bir dizi önlem hayata geçirildi. Ekonomik istikrar kalkanı devreye alındı. Kamu bankaları destek paketleri açıkladı. İstihdamın ve üretimin devam etmesine öncelik verildi. Türkiye ekonomide normalleşme sürecine hızlı başladı. Toparlanma 3. çeyrekte verilere yansıdı. Küresel talep daralmasına rağmen ihracattaki başarı sürdü. Türkiye, 3. çeyrekte ihracatını artıran 4 ülkeden biri oldu. İhracat 11 ayda 152 milyar dolara ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde de %9,9 daralan Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde %6,7 ile yeniden büyüme patikasına girdi. OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme gösteren tek ülke oldu. BIST 100 endeksi açılışta %0,63 değer kazandı. 1409 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ve dünya ekonomisi. 2020 küresel ekonomide büyüme beklentisiyle başladı. Aniden gelen salgınla birlikte büyümenin yerini ekonomik kriz aldı. Havacılık ve ulaştırma gibi sektörler salgından ağır darbe aldı. Dünya Bankası 160 milyar dolarlık bir destek programı başlattı. Türkiye'ye acil COVID-19 sağlık projesi adı altında 100 milyon dolar kredi verilmesini onayladı. 2020 yılının baharında birçok ülke resesyona sürüklendi. OECD bölgesi yılın ilk çeyreğinde %1,8 daraldı. Söz konusu oran Amerika Birleşik Devletleri'nde %-1,2'ye, Avro bölgesinde %-3,8'e geriledi. Yılın ikinci çeyreğinde önde gelen ekonomilerde rekor düzeyde daralma kayda geçti. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi %31,4'le rekor seviyede daraldı. İngiliz ekonomisi aynı dönemde %20,4 küçüldü. Ülkeler üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimine girdi.